Teşkilatları ziyaret ediyorum. Kadın kolları başkanlarımız yok. Bir önemli hanım konusunda bir şey söyleyeceğim onu unutmadan. Evet. Şöyle mesela gidiyorum yok. Dönmüyorum. Hı hı. Arıyorum telefonla. Efendim neredesiniz sayın başkanım diyorum. İşte diyor ki cenazemiz var. Bütün programı erteliyorum. Doğru evine gidiyorum. Nerede evet. bulursam onu. Hı hı. Elini sıkıyorum. Başsağlığını diliyorum. Bir emriniz bir isteğiniz bizden var mıdır diyorum. Bir hakkınız varsa helal edin deyip dönüyorum. Yani hiç bu konuda aman işte programım aksar, bireye gideceğim. Önce insanlık ve hemşerilik vazifemi yapmaya çalışıyorum. Yani doğallığım bu. Bir de hani ordunun ilginç yönleri var dedim ya, mesela göç veren bir il dedim. Çok enteresan. Bütün iller göç alır merkez. Biz tersiz. Bir ilginç yanı daha var. İşte ordu nüfusunun 751 bin, işte 750 bin civarındaki nüfusumuzun %53'ü hanımlar. Bak çok enteresan. Evet. Hanım nüfusu daha fazla ama siyasi aranaya geldiğiniz zaman temsilde hanım sayısı çok az. Ve bunun da güçlendirilmesini, aday adayımız bayağı var 57 aday aday içerisinde hanımlarımızdan. Bu sayının en az erkekler kadar olmasını ve inşallah da 5 milletvekilliği sıralamasında da en az bir tane hanım adayı olmasını gönülden çok istiyorum. Çünkü %53 nüfusa sahipsiniz. Gidiyorsunuz sandıkta bir siyasi partiyi, iradeyi iktidara getirmek için inanılmaz şekilde oy kullanıyorsunuz ama temsil konusunda çok düşük orandasınız. Bu konuda da çok samimiyim. Bütün hanım adaylarımızı çok cani gönülden destekliyorum. Bu işin ana hattı, çok uzatmadan söyleyeyim, samimiyet ve sevgi. Değer vermek karşınızda. Bakın şu broşürlerime bakın, şu çalışmama bakın, şu video çalışmamla ilgili her gittiğim yerden bütün partililerden övgü aldım. Bana ne dediler biliyor musunuz Zeynep Hanım? Size çok teşekkür ediyoruz. Siz bize değer verip, emek verip bu çalışmaları yaptınız ve bizi onurlandırdınız diye bana teşkilatlardan teşekkür ediyorum. Çünkü ben onurlandıracağım. Onlar bizim her şeyimiz. Biz onlara hizmet için oradayız. Evet. Yani çok da fazla, çok duygusal bir ortama girdim şimdi bunlar olunca. Evet, peki. Çok teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Evet. Gülyalı Belediye Başkanı. Evet. Benim yaklaşık 1992-93 özel kalem müdürü olduğum dönemde o belediye başkanımızın Talip Bey danışmanıydı. Çok gelirdi proje için. O dönemki belediye başkanımız yırtınırdı Gülyalı'ya proje. Çok hizmetler yaptık sağ olsunlar. O dönemden beni tamam. Ziyaret ettim bugün, gittim başkanıma. Ve inanın bak, gittiğim ilk yerde, her gittiğim yerde belediye başkanlarıma şunu soruyorum. Kentsel dönüşüm konusunda sıkıntınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani mesela ben siyasi ziyarete gidiyorum. Delege, belediye başkanı da delege. Belediye başkanından oy istemek için gidiyorum. Vallahi 10 dakika siyaset konuşuyoruz. Hemen beni işlerin içine sokuyorlar. Alıyorlar, proje alanlarına götürüyorlar. İşte burada ne yapalım? Bundan ben mutluluk duyuyorum. Sayın Başkan'la görüştük. Kendisine söyledim. İşte bundan 4-5 sene önce Gülyalı için bir toplu konut projesi başvurusu oldu. Sonraki talep toplama ve bedel yüksekliklerinden dolayı süreç ertelendi. Çok başarılı bir başkan. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Kendisi benden aldığı, bizden aldığı modelle bir proje yaptı oraya. Ama şimdi havalanıyla birlikte Gülyalı çok ilginç bir çekim merkezi olacak. Evet. Bu konuda Rabbim bana vekilliği nasip ederse, şunu da kesinlikle söylüyorum, Gülyalı'nın da vekiliyim. Onların istediği kentsel dönüşüm projesini Büyükşehir Belediye Başkanımla ve Gülyalı Belediye Başkanımla birlikte değerlendirerek bir vekil olarak, bu konunun uzmanı olarak yapılması gereken ne varsa yapacağıma söz veriyorum. Rahat olsunlar, Levent abilerine güvensinler.